Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Öncelikle sözlerimin hemen başında bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah niyet hayırdır. Niyet hayırsa inşallah akıbet de hayırdır. Burada memleketin dört bir tarafından, hatta yurt dışından misafirler var, dostlar var. Niyetin hayır olduğuna bizim kanaatimiz vardır. İnşallah bu hayırlı niyetleriniz doğrultusunda Allah-u Teala sizlere muvaffakiyetler nasip eylesin. Her işin başı doğruluk. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin sözleriyle İslamiyet'in usul esası sıdıktır, doğruluktur. Yani bizim inancımızın, bizim akidemizin özünün özü doğruluktur, sıdıktır. Ve aslında iman da tasdiktir. Dikkat ederseniz aynı kökten geliyor. Yani sıdk ile tasdik, yani doğrulama. Ve kanaatimce her meslekte, her kulvarda olduğu gibi doğruluk çok büyük bir hazinedir. Doğruluk, istikamet üzere olmak çok büyük bir başarıdır. Ve özellikle de sizin gibi ticaret ehli, sizin gibi iş adamı kardeşlerimizin doğruluğu, ben inanıyorum ki belki zaten her müminin, her Müslüman doğru olması gerekir ama sizlerin doğruluğunuz tarih boyunca sizin inancınıza da öyle bir hizmet etmiştir ki bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Yani mürşitlerin yapmış oldukları irşattan, mücahitlerin sallamış olduğu kılıçtan daha büyük bir hızla İslamiyet'in yayılmasına yol açan şey Müslüman tüccarların ortaya koymuş oldukları doğruluk ve insana vermiş olduğu güvendir. Eğer sizler inşallah bu istikamet üzere yürümeye devam ederseniz her yıl burada toplanan insanların sayısında belki bir çeşitlenme olacak, artış olacak. Sizin ticaretleriniz belki dallanacak, budaklanacak. Daha önce bir şehirdeyken yurt genelinde yayıldınız. İnşallah bundan sonra belki dünya çapında bir genişliğe ulaşacak. Rabbim bereketli kazançlar ihsan eylesin. Ama istikamet üzere, ama doğrulukla, ama dürüstlükle. O doğruluk ve dürüstlükle elde edeceğiniz bir bereketli olursa bereketsiz binden daha iyidir. İçine haram karışmamış helal biriniz başkasının karma karışık ve bulanık bininden iyi olacaktır. Bunu hepiniz şimdiye kadar müşahede etmişsinizdir. Hepiniz de en az benim kadar biliyorsunuz. Benim burada söylediklerimi bir nasihat olarak algılamayın. Bu işin içinde olduğunuz için eminim benden daha iyi biliyorsunuz ama belki bunu bir hatırlatma olarak kabul edin. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında bunu değerlendirin. Rabbim istikamet üzere hepimizin ayaklarını sabit kılsın inşallah. Doğruluktan, istikametten ayırmasın. İkinci bir noktaya da değineyim. Bu doğruluk sadece tek başınıza ticaret yaptığınızda, tek başınıza üretim yaptığınızda değil. Yani kendi çoluk çocuğunuza yedirmeyeceğiniz bir şeyi başkasına yedirmemek değil. Aynı zamanda belki yarın bir gün biraz büyümek istediğinizde belki aranızda ortaklıklar kuracaksınız. Şu da unutulmaması gereken çok önemli bir noktadır. İki kişi eğer sıdk ile, doğruluk ile birbirlerine dürüst davranmak suretiyle sağlam bir şekilde birlikte olurlarsa üçüncüleri Allah'tır inşallah. Dört kişi bir araya gelirse beşincileri Allah'tır inşallah. Yani Allah'ın yardımının birlikte olduğu, beraber olduğu bir ortaklık Allah'ın izniyle çok daha büyük işlere imza atar, çok daha büyük kazançlara yol açar.
Rabbim kazançlarını bereketlendirsin. Bu bereketli kazançlarınızı da onun yolunda, onun uğrunda helalinden harcamayı nasip eylesin inşallah. Ben çok uzatmayayım. Sizin başka işleriniz de vardır. Belki konulu konuşmalar olacak. Ben bu kadarını, dediğim gibi hakkı ve sabrı tavsiye noktasında bu kadarını hatırlatmakla yetinmiş olayım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinde olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.